harika görünüyorsunuz. Evet, sizden ricamız, genel başkanımız sahneye çıkana kadar maskelerimizi takmıyoruz. Evet, harika görünüyorsun Bursa. Değerli protokol üyelerimiz, sahnenin sol tarafı boş. Arka taraftaki değerli misafirlerimiz de sahnenin ön tarafı. Mansur Yavaş'ın kürsüye teşriflerini arz edelim. Geçen inan yemin bayrak üstüne, millet bizi çağırıyor demirbaş göz üstüne. Bugünler geçen inan yemin bayrak üstüne. Osmanlımızın başkenti, kadim şehrimiz Yeşil Bursa. Merhaba. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlamadan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Anadolu'yu yurt tutmamızda emekli olan Alparslan'dan Fatih'e, Mustafa Kemal Atatürk'e kadar karar verdik. İnşallah gençlerden duymak istiyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Evet. Gençler. Gençler, kendi istikbaliniz için işin soruyorum. Çok önemlisiniz. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Milattan önce 350 Darius'ta demiş ki bu gençlere güvenmez. Gelecek ne olacak, batıracaklar demiş. Milattan önce 350'de. 2350 yıl oldu, hala size güvenmiyorlar. Ben de diyorum ki gençlere falan karışmayın. Onlar elinde cep telefonuyla, bilgisayarla doğdu artık. Onlar öyle gelişti ki bütün dünyayı tanıyorlar. Onlara akıl verip azarlayacağına onlardan artık akıl almanızın zamanı geldi. Cesareti, onuru ve dürüstü. Yüreğimde millet sevgisiyle Türkiye'nin cesur, kararlı, vizyoner lideri Müstakbel Başbakanımız Sayın Meral Akşener sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Mansur Başkanım pek çok şeyi sizlerle paylaştı. Kerem, 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın, kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Görürsün, kaçamayacaksın. Türkiye mübareklerin elinde sanki savaşa gidiyor. Yahu seçime gidiyoruz, seçime. Bursa'ya göre biz işgalciyiz. Hadi oradan be, hadi oradan be. Sahipleri bu ülkede işgalci oldu. Ne zaman işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir? Şimdi hepsi kafayı sıyırdı, hepsi kafayı yedi. Sayın Erdoğan bizi, Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni kabara gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Hemen bir ay içerisinde 100.000 öğretmen tayin edeceğiz. Biz bunu söylüyoruz. Sen ne yapacaksın kardeşim? Ve arkasından 150.000 öğretmen tayini daha yapacağız. Çünkü bütün köylerde okulları yeniden açacağız. Bir veteriner, bir ziraat mühendisi, bir öğretmen ve aynı zamanda ziraat teknisyeni görev almalarını rica ediyorum. Gerçekten sıyrık bir durumdalar. Şimdi bir başkası, zaten darbe yapıyoruz, geçti gitti. Bir tanesi yaşını başına almış bir arkadaş İstiklal Marşı'nı şeyden okuyamadı. Az konusunda dünyanın bir numara okullarından birinde ölünceye kadar hoca. Ben geleceksin dedim Bilge, adı da Bilge. Geleceksin dedim, geldi. Şimdi önemli kısmı ne?
dünyanın en iyi finansçılarından birisi. Bir Türk genci ama ne biliyor musunuz? 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış. Amerikan vatandaşı değil, değil. Amerikan vatandaşı değil. Hala Türk vatandaşı. Hem sizin karşınızda mahcup etmesin. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olasınız.